Erken Teşhis Programı'ndan herkese sağlıklı ve mutlu günler değerli izleyenler. Toplumun genel problemlerini konuşmaya devam ediyoruz Erken Teşhis Programı'nda. Bugün de haftanın son günü, biz de son gününe ruhsal hastalıklar yakışır dedik. Anksiyete bozukluklarından bahsedeceğiz. Peki bizleri kimler mi aydınlatacak? Stüdyoda psikolog Berin Doğan hanımefendilerle birlikte programımıza başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi misiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kesinlikle. Artık klasik cümle mi oldu? Herkes de söylüyor. Zor bir dönemden geçiyormuşuz. Evet. Öyle söylüyorlar. Nasıl geçti sizin için bu dönem? Benim için nasıl geçti? Biraz daha tabii hani maske, sosyal mesafe, bunlara çok dikkat ederek, belki biraz daha hani korkarak geçirdik zamanı. Ama nihayetinde güzel günler göreceğimize inanıyorum inşallah. O güzel günleri göreceğimize biz de inanıyorduk iki ay önce. Evet, kesinlikle. İnsanların yavaş yavaş umudu kırılmaya başlıyor. Neden kırılmaya başlıyor? Aslında aşı bu işin anahtarı diye söylüyoruz. Herkes de öyle düşünüyor. Fakat hala bu virüsün devam ediyor oluşu, mutasyonların bir anda işte ortaya çıkışı insanlara acaba bu çile hiç bitmeyecek mi? Soru işaretini koymasına sebep oluyor. Bunlar da hastalıklı düşüncelere, belki de hastalıklı ruhlara bizlere sahip ediyor. Zor bir dönemden sonra iş yükünüz gerçekten çok ağır olacak. Evet, biraz daha hani iş yükümüz fazlalaşıyor. Çünkü altta kalan, tetiklenmemiş travmalar belki de bu süreçte kaygıyla birlikte hani artıyor. O yüzden bize tekrar geliyorlar mesela. Hani benim işte ya bende böyle bir şey varmış ama bu şey çıkınca, pandemi çıkınca biraz daha hani fark ettim. İşte bende mesela anksiyete varmış, bunu fark ettim. Pandemi tetikledi. Bu şekilde mesela gelenler de oluyor, evet. Değil mi? Herkes evlere kapandı, sosyal hayatlar, biz normal maskeleri taktık ama diğer yüzümüzdeki maskeleri bir şekilde çıkartmak zorunda kaldık. Ailemizle çok fazla vakit geçirdik. Ailemizin iyi insanlar olduğunu öğrendik. Evet. Onlarla sohbet ederek. Çok uzun zamandır tanışıyoruz fakat hiç sohbet etme imkanı bulamıyormuşuz. Bu kimi zaman kimi ailelerde iyi gelişirken kimi ailelerde kötü gelişti belki de. Evet. Çünkü iletişim dediğimiz gibi belki de dünya üzerinde en karmaşık şey, insan ilişkileri en karmaşık şey. Bu noktada da anksiyeteler ortaya çıkıyor. Herkesin dilinde var ve muhakkak bizi izleyen herkes de anksiyeteyi duymuştur. Ama ne olduğunu tam olarak biliyor muyuz acaba? Berin Hanım bizlere aydınlat. Şimdi anksiyete demek kaygı demektir. Bunu öncelikle söyleyelim. Anksiyete evet şu anda hani biraz daha dilimize pelesenk oldu, söylüyoruz. Çok fazla artık bilinen, bizim kendi psikoloji literatüründe bildiğimiz şeyler dışarıda insanlar da artık konuşmaya başladı. Bu güzel bir şey aslında bizim için. Çünkü hani insanlar, ama bir yönden de kötü olabiliyor. Çünkü her şeyi bu sefer anksiyete demeye başlıyoruz. Eyvah. Anksiyetem tuttu diyor mesela. Aslında hani böyle değil. Çünkü anksiyete çok ağır bir ruhsal hastalık. Çok fazla genelleştirilmiş mesela anksiyete var. Onun için her şeyden mesela bir tehlike olarak arz ediyor durumlar onu, olaylar tehlike olarak arz ediyor. Ve bundan dolayı çok sıkıntı çeken hastalar var, evden çıkamayan hastalar var vesaire. Bunlar mesela evet hani yaygınlaşması güzel bir şey, anlamak güzel bir şey ama hani biraz da belki bilinçli kullansak daha iyi olabilir. Hani her şeyi anksiyete demesek daha iyi olabilir aslında. O kesinlikle. Pandemi kısmında da hani evde vakit geçiriyoruz, bu çok güzel bir şey. Çünkü ama insanız nihayetinde. İnsan sosyal bir varlık. İnsanın dışarıda mesela hani insanlarla iç içe olması gerekiyor. Pandemide mesela en çok neyi özledik? Her gün yaptığımız rutin şeyleri özledik aslında. O arkadaşlarımıza çıkıp bir kahve içmeyi özledik. Bunlar mesela herkes artık diyordu ki ya en son hani artık arkadaşlarımla çıkayım bir kahve içeyim, bunu çok özledim mesela. Evde ama bir yandan da güzel bir tarafı oldu. Evde vakit geçirebilmeyi öğrendik. Bu bizim için çok önemli bir şeydi çünkü bu 21. yüzyılın ne yazık ki hani bizden kopardığı şeyler de var. Evde vakit geçirmek, kendi kendimize vakit geçirmek. Bakın bu çok önemli bir nokta. Çünkü kendimizden sıkıldığımız zaman bu çok patolojik bir belirtidir. İnsanın kendinden sıkılmaması gerekiyor. İnsan kendiyle barışık olması gerekiyor. Kendini çözümleyebilmesi gerekiyor. Evde böyle kaldığında telefona bakmaması gerekiyor. Mesela böyle duracak mesela insan. Hani bu şekilde kendinden sıkılmamayı öğrenmesi gerekiyor. Biz bunu 21. yüzyılda biraz kaybettik. Sürekli işler yapmaya başladık. Oraya koşturuyoruz, buraya koşturuyoruz. Biraz kendimizi unuttuk aslında ve bu pandemi aslında bizi unuttuğumuz değerleri hatırlattı. Biraz da evde vakit geçirmeyi, evde nasıl hani insanlar vakit geçiriyor, sohbet ediyor. Bakın sohbet edebilme, iletişim becerimizi kuvvetlendirdik belki de. Evde hani ya bak benim de annemin şu özelliği varmış, babamın şu özelliği varmış demeyi öğrendik. Sohbet edebilmeyi öğrendik. Mesela o dönemde insanlar çok şey yaptı. Hemen yeni bir hobiye başladı. Kimisi mesela gitar çalmayı öğrenmeye başladı. Kimisi İngilizce, dile mesela ağırlık verdi. Bunlar çok önemli şeyler oldu aslında bizim için. O evde vakit geçirme sürecine alışmamıza, o evde gerçekten kendi kendimize kalabilme ve yeteneklerimizi keşfedebilme, bunun hobi edinebilme belki. Mesela ben kendimde kanaviçeye başladım mesela. Kanaviçe yapmaya başladım, üretmeye başladım. Ya diyorum ne kadar güzel bir şeymiş üretmek, hani yaptığın şeyi görebilmek çok güzel bir şeymiş. Pandemi de bunu sağladı bize. Kesinlikle öyle. Eksilerinin yanında muhakkak artıları da vardı diyoruz böylece. Şimdi anksiyeteyi özellikle anlatırken insanların da bunu biliyor oluşunun hem iyi hem kötü yanları var dedik. Her şeyi anksiyete olarak görmek de bence bir anksiyete belirtisi. Evet, kesinlikle. Hakikaten zorlu durumlar. Çok güzel anlattınız aslında 21. yüzyıl dediniz. 8-8-8 çalışıyoruz, kendimize vakit ayırmıyoruz. Normal bir sosyal hayatımız yoktu. Pandemide biraz daha içe döndük. Bu içe dönüşlerle birlikte kimi zaman kimileri için iyi olurken kimileri için kaygı dolu, daha problemli. Çünkü o geride bıraktığı hayatını sevenler de, o tempoyu sevenler de vardı. Onlar için de birazcık problem olmuş gibi oldu. Evet. Peki anksiyeteyi biraz daha böyle açıklayacak olursak, insanların gözünde ilk sizlere geldiğinde anksiyete ile alakalı hiçbir bilgisi olmayanlara kaygı bozukluğum var dediğinizde bu gelecek kaygısı mı oluyor, gündelik kaygı mı, yaşantı kaygısı mı? Nasıl açıklıyorsunuz danışanlarınıza? Şimdi şöyle, anksiyeteyi anlamak için aslında biraz strese bakmak lazım. Çünkü stres anksiyetenin temel kaynaklarından bir tanesi. Dediğimiz gibi bu 21. yüzyılda insanlar çok fazla mesela göç olayları yaşıyorlar. Şimdi bizim bedenimizde bir sistem var. Bu sistem nedir? Şimdi biz bir tehlike anıyla karşılaştığımız zaman beynimizde uyarı sinyalleri yanıyor. Diyor ki bak bu bir tehlike. Tehlike geldi şu anda. Biz orada ne yapıyoruz? Bir sisteme geçiyoruz. Bu sistemin adı sempatik sinir sistemi. Bu sistem nasıl işliyor? Savaş ya da kaç tepkisi deniyor buna. Bu sistem geliyor bize, biz bu olayı tehlike olarak algıladık, ne yapacağız şimdi? Savaşacağız mı, kaçacağız mı? Bunun kararını veriyoruz. Bu sistem aslında çok işlevsel bir sistem. Çünkü şöyle oluyor, ben mesela bu programa geldim. Şu anda bilmediğim bir ortam, yabancı bir ortam. Belki burada birazcık anksiyete yaşamam, bir tehlike olarak algılamam mümkün. Onu algıladım evet ama bunun geçmesi lazım bir süre sonra. Ben burada mesela o savaş ya da kaç tepkisini verdiklerine şöyle bir olgu oluyor. Vücutta çok değişme oluyor. Nasıl oluyor? Mesela tükürük bezlerimiz gitmeye başlıyor, ağzımız kurumaya başlıyor. Veya sonra o kandaki yağ enzimleri vesaire onlar kana karışıyor ki bizim o şey ihtiyacımızı karşılasın. O işte bize enerji versin. Veya o anksiyete yaşayan hastaların elleri mesela bir şeydir, soğuktur. Neden soğuktur? Çünkü buradaki kan geliyor bacaklara. Neden? Savaş ya da kaç tepkisine oluşacak. Çünkü bacaklara bir yük vermesi gerekiyor ve oradan kaçması gerekiyor. Bunun için vücut hazırlık yapıyor. Veya kalbin çok hızlı çarpmaya başlıyor. Kalbin hızlı çarptığında bunun sebebi şu, ben hani buradan kan pompalayayım vücuda. Direktman ki kaçabilsin ya da savaşabilsin. Bu tepkiyi veriyor vücut. Aslında yani mükemmel bir denge, çok güzel bir denge. Yani zaten hani gerçekten evren çok güzel bir dengede kurulu. Bizim de vücudumuz o şekilde sistemik, çok sistemik bir şekilde hareket ediyor. Muazzam bir denge oluşuyor vücutta. Ancak şöyle, bu ne yazık ki şu anda işlevsel değil. Çünkü bizim bu atalarımızdan bir miras bize bu. Önceden bir atalarımız aslan avlamaya gidiyor mesela. Şöyle bir bakıyor, aslan orada var. Tamam, ben bunu kaçacağım mı, savaşacağım mı? Buna karar veriyor. O aslanla savaşmada belki veya hani bir ayıyla boğuşmada bu işlevsel bir tepki. Bizim orada savaş ya da kaç tepkimiz işlevsel oluyor. Ancak şu an böyle bir şey mümkün değil. Şu an hani ancak Afrika kabilelerinde belki bu mümkündür. Şu anda hani modern dünya dediğimiz dünyada bize verecek spesifik bir şey yok, bir tehlike yok. Biz bunu nasıl algılıyoruz? Faturaları ödeyeceğiz. Faturalar geldi, anksiyete, kaygı, tehlike. Faturaları ödeyeceğiz, şimdi ne yapacağız? Sürekli bunu düşünüyoruz. Veya araba kullanıyoruz, ya kaza yaparsam ne yapacağız? Bunu düşünüyoruz. Anksiyete aslında şöyle, bizim bedenimiz biraz geride kalmış. Evet, beynimiz belki olaylara adapte olabiliyor. Hani bu dünyanın gerekliliklerini anlayabiliyor ama beden şu anda birazcık geride kalmış. O yüzden bu tepkileri verirken bir anksiyete hastası şöyle hissediyor. Çıkıyor dışarıya. Her şey mesela üstüne gelmeye başlıyor. İnsanlardan kaçmaya başlıyor. Her şeyi bir tehlike olarak görüyor. Bu patolojiktir. Çünkü aslında tehlike olarak görmeyeceğimiz şeyler birazcık hani bize tehlike olarak görülmeye başlanıyor. Anksiyete şöyle, yani nasıl diyeyim, hani bir genelleştirilmiş anksiyetemiz vardır. Şöyle, gelecek kaygısı da olabilir. Bu zaten korku ve kaygı dediğimiz kavram var. Bakın, bu ikisini ayırmak çok önemli. Evet. Korku dediğimiz kavram bizim bir anı, mesela şu an şuraya bir örümcek düşse ben aniden bir irkilirim, tepki veririm. Bu işte bir korkudur. Çünkü gördüğümüz bir şeye aslında tepki veriyoruz. Ama kaygı öyle değil. Kaygıda bilinmeyen bir şey var. Yani bir hani gelecek şeyi var, bir korkusu var, bilinmeyen. Yani sürekli bir kaygı yaşıyoruz aslında ama sebebini biz de bilmiyoruz. Çok dağınık bir şey aslında. Değil mi? Sistemi nasıl yaşanıldığını ve hastaların hayatlarından kesitleri çok güzel anlattınız. Böyle soluksuz hepimiz dinledik. Çok da keyifliydi dinlerken. Şimdi anksiyete dediğimiz şey anladığımız kadarıyla bir kaygı. Şöyle bir örnek verebilir miyiz? Karanlığın bizi rahatsız ediyor oluşunun sebebi bir şey göremiyor oluşumuz değil, içerisinde ne olduğunu bilmiyor oluşumuz. Evet. Yani bilmemek, bir şeyleri görememek belki de o kaygıya, o anksiyeteye sahip olmayı bizlere itiyor. Gündelik hayatta da böyle. Acaba işte Berin Hanım'a ben bu soruyu sorduğumda nasıl bir tepki verecek? Ya da anneme böyle bir şeyle gittiğimde annem bana nasıl tepki verecek? Evet. Üniversite puanım bu kadar geldi. Acaba arkadaşlarım benim hakkımda ne düşünecek? Bugünlerde sosyal medyaya fotoğraf bile atarken acaba kaç tane like gelecek diye düşünürken biz sürekli bir şeyleri düşünmeye başladık. Eskilerde milletin derdi sadece karnını doyurmakken, evet, biz yanına bir sürüsünü ekledik ve böylelikle aslında 21. yüzyılda ruhsal bozuklukların bu raddeye gelmesini insanoğlu olarak sağladık. Evet. Daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Daha fazla tedavi yöntemleri olduğunu da söyleyebiliriz. Her zaman böyle bir dengeden bahsediyoruz. Teknoloji ilerliyor, imkanlar gelişiyor ama hastalıklar da onların nezdinde yükseliyor. Peki şunu sormak istiyorum Berin Hanım. Bir anksiyete hastalığı var ortalıkta. Hatta belki önce şunu soralım. Her insan az da olsa bir anksiyeteye sahip midir? Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var. Hani biraz önce de bahsettik. Bu anksiyetenin bu kadar hani dilimize pelesenk olması belki de hani kötü bir şey. Çünkü aslında anksiyete hastalarını belki görmezden gelebiliyoruz. Bu noktada gerçekten bu duyguyu yaşayan insanları mesela şöyle oluyor. Bu duyguyu ciddi manada, ciddi hani patolojik bir rahatsızlığı olan hastalar, anksiyete yaşayan hastalar şu şekilde geliyorlar. Mesela eşine, dostuna diyor ki ya benim hani anksiyetem var. Ben şu durumdan çok kaygılanıyorum. Ya diyor ki bende de var. Hani ne olacak yani? Hani bende de var anksiyete. Ama böyle değil. Onun yaşadığı şey bu değil aslında. Şöyle, biz evet bunu çok kullanıyoruz. Her insan anksiyeteye sahiptir. Bakın şöyle, geliyorlar bize mesela insanlar diyor ki ben kaygılanmak istemiyorum. Hayır, bu mümkün değil. Kaygılanacaksın. Çünkü bu kaygı da bize lazım. Bu kaygıyı biz yaşamamız gerekiyor ki yeni ortamlara adapte olmamızı sağlayacak. Mesela hiç kaygı yaşamasak, bir önümüze otobüs gelse, otobüste mesela duruyoruz biz, o zaman kaçmayız ki otobüsten. Elbette bir kaygı yaşayacağız. O da bize çarpar geçer mesela. Bir kaygı yaşayacağız ki biz direktmen hani oradan kaçalım, bir şey yapalım, bir tepki gösterelim. Bu kaygı bize gerekli olan bir şey aslında. Ama ne yazık ki hani şu anda bu kaygı patolojik düzeye eriştiği zaman her şeyden kaçınma söz konusu oluyor. Bizim zaten korktuğumuz nokta bu. Hani hastalık olarak adlandırabileceğimiz nokta her şeyden kaçınma düzeyi. Şu anda ben mesela bir psikolog olarak anksiyete yaşamıyor muyum? Elbette yaşıyorum. Dediğim gibi hani buraya geldim, bilmediğim bir ortam, alışmaya çalışıyorum. Burada elbette bir kaygım olacak. Ama bu kaygıyı dindirebilmek önemli olan şey. Bunu dindirebiliyorsam ben hastalığa sahip değilim. Çünkü eğer dindiremiyorsam o zaman hastalığa sahip oluyorum. O şekilde. Çok güzel söylediniz. Aradaki kontrolü sağlayabilmek. Anksiyeteye sahip olmakta insan olmanın temellerinden ya da maddelerinden bir tanesi o kaygı olacak ki acaba işte diyelim ki babanız Berin şu an televizyonda acaba kendini nasıl hissediyor? Hı hı. Ya da annemiz bizi gurbete, üniversite okumaya ya da askere gönderdiğinde acaba karnı tok mu diye düşündüğünde bizi insan yapan o maddelerden birisinde evet. Belki yine anksiyete sağlıyor. Peki bir insan hakikaten bunu kontrol edemediğini, anksiyete bozukluğuna sahip olduğunu nasıl anlar? Yani belirtileri nelerdir bu bozukluğu? Şimdi şöyle, bizim 6 ay denen bir kriterimiz var. Genelde hani hastalar bize geliyorlar, şu şekilde bir tepki veriyorlar. Ya ben kendim bildim bileli böyleyim. Hani bu şekilde oluyor genelde. Geliyorlar, ben kendim bildim bileli her şeyden hani çekiniyorum, bir kaygı yaşıyorum sürekli ve bunu dindiremiyorum. Bakın burada önemli nokta şu. Anksiyete yaşıyoruz, bunu genelleştirilmiş yani her şeye karşı bir anksiyete yaşıyoruz ve bunu dindiremiyorsak, eğer kendi bu endişemizi kendi kendimize bastıramıyorsak o zaman çok büyük bir problem oluşuyor zaten. Bunun belirtisi, en büyük belirtilerinden bir tanesi budur. Dindiremezsek bunu, endişemizi kontrol edemezsek. Onun dışında belirtilerden neler var? İrritabilite dediğimiz bir şey var. İrritabilite nedir? Bir tehlikeye, bir küçük bir uyarana çok büyük tepkiler vermek. Mesela yolda yürüyorsunuz. Yanınızda elinize balon tutan bir çocuk var. Yolda gidiyorsunuz, balonu annem patladı. Normal bir insan ne yapar? Hemen şöyle bir irkilir, bakar bir balona. Ha tamam ya, çocuk balon patlamış, tehlike değil. Ama anksiyete hastaları şu şekilde yaşıyor bunu. Balon patlıyor. Hemen bir irkiliyor, ya ne patlatıyorsun balonu, ya o benim yüzüme gelseydi ne olurdu gibi bir tepki veriyor. Bu işte bizim aşırı tepki verme. Genelde şey olarak adlandırırlar anksiyete hastaları. Çok öfkelisin, her şeye karşı çok tepki veriyorsun. Mesela bunu olarak geliyor, genelde hani adlandırılıyorlar. Daha sonrasında bizim sürekli bir kas ağrısı vücudumuzda. Mesela anksiyete hastaları gelir, ya benim bir masaja gitmem lazım. Çok hani böyle kaslarım tutuldu, boynum tutuldu, gelir mesela bu şekilde konuşur. Yani bu aslında bizim vücudumuzun sempatik sinir sisteminden parasempatiğe geçemiyoruz biz. Az önce anlattığımız o kaç ya da savaş tepkisi, o sempatik sinir sisteminden, çünkü o sinir sistemi o tehlike geçtiğinde geçmesi lazım aslında. Ama anksiyete hastaları bunu sürekli sempatik sinir sisteminde, sürekli vücudu kaygı içerisinde, bu yüzden bir türlü normal o homeostasis dediğimiz bir denge var vücudumuzda. O denge nedir? İç ve dış bu benliğimizin birlikte uyum halinde çalışmasıdır. Ona bir türlü geçemiyor anksiyete hastaları. Sürekli bir parasempatik sinir sistemine geçemiyor, sempatik sinir sisteminde kalıyor. Bundan dolayı sürekli vücut kas ağrılarına neden oluyor. Sürekli ya benim boynum ağrıyor, işte ben masaja gitsem iyi olacak, işte benim her tarafım ağrıyor gibi bu belirtiler çok önemlidir. Bize geliyorsa eğer, bunları söylüyorsa biz buradan bunu anlayabiliriz. Onun dışında nedir başka belirtisi? Uyku bozukluğu. Uyku bozukluğu çok fazla oluyor. Uykuyla alakalı sorunlar. Yatıyor mesela, sürekli o gelecekte ya acaba hani ben şunu böyle yaptım ama bu böyle olsaydı daha mı iyi olurdu? Bunu düşünmekten uyuyamıyor. Çünkü bir kaygı yaşıyor. Veya geceleri uyanıyor, tekrar tekrar onu düşünüyor. Ya ben şimdi ne yapacağım? Mesela kendimden örnek vereyim. Eğer bir anksiyete hastası olsaydım şu anda mesela programa gelmeden önce gece mesela uyku problemi çekerdim. Neden? Eyvah. Çünkü düşünürdüm sürekli, ne olacak acaba programda? Hani böyle mi olacak, şöyle mi olacak? Kafamda kuruyorum. Aslında bu bir düşünce hatası. Çünkü ne olacağını göreceksin zaten gidince, ama bunun kaygısını bir hafta önceden yaşamaya başlıyor mesela kişi. Eyvah. Bu yüzden uyku problemleri çok fazla bizim sorunlarımızdan bir tanesi. O yüzden bize gelen hastalarda genelde böyle bir örüntü oluşabiliyor. Onun dışında mesela çok kolay duygu problemleri yaşayabiliyorlar. Çünkü hani sürekli vücut bir stres halinde, sinir halinde. O yüzden sürekli bir duygulanım bozuklukları olabiliyor. Zaten anksiyete hastalıkları şöyle, çok fazla başka bozukluklar da eşlik edebiliyor. Depresyon gibi. Mesela çok uyuyabiliyor bu hastalar belki. Çünkü hani hayattan kaçıyorlar. Dışarı çıktığında gördüklerinden kaçıyorlar. Veya dışarı çıktığında bu olur mu demekten kaçıyorlar. Bu yüzden çok fazla uyuyorlar belki. Yani belirtilerini aşağı yukarı hani bu şekilde sıralayabiliriz. Yani anladığımız kadarıyla bir şeylere aşırı tepki vermek. Özellikle belirtilerini biz niye soruyoruz? Psikolog diyoruz değil mi? Diyetisyen diyoruz. Hı hı. İnsanlar özellikle psikologlara gitmeye 21. yüzyılda başladılar. Niçin 21. yüzyılda başladılar? Hala bizim ülkemizde bile öyledir. Psikoloğa ya da psikiyatra gidiyorsan sen deli değilsin ki niye gidiyorsun psikoloğa? Evet. Ama deli olmak gerekli değil ki psikoloğa gitmek için. Kesinlikle. Herkese böyle bir damga vuruluyor. O yüzden belirtilerini size bu yüzden sorduk. Etrafımızda kaygı bozukluğu olan insanlar varsa belki bunların tespiti için, belki kendimize varsa ve bunu bastırıyorsak, kendimize dahi söylemekten çekiniyorsak, bu da bence bir bozukluktur. Kendimize bile söylemekten çekiniyorsak, bu belirtileri yaşıyorsak muhakkak bir uzmandan belki de yardım almamız gerekiyor. Çünkü az önce yine çok güzel açıkladınız. Aradaki kontrol farkından kaynaklı bunun bir bozukluk olduğunu söylüyoruz. Peki o zaman şunu soralım. Hangi yaşlarda başlar? Yani çocuklarda başlar mı? Başlarsa başladığını nasıl anlayabiliriz? Şimdi şöyle, genelde hani bizim yaş grubumuz ergenlik zamanında artık belirtilerini vermeye başlıyor. Çünkü bu ergenlik dediğimiz şey birazcık daha kendimizi tanıma yolunda adım attığımız bir şey. Mesela bu cinselliğimizde genelde ergenlikte hani fark ediyoruz. Evet. Bu şekilde mesela oluşuyor. O yüzden biz bunu genellikle hani ergenlik dönemlerinde görüyoruz. Mesela bu biraz sonra belki de değiniriz bu türlerine geldiğimiz zaman. Sosyal fobi vardır mesela. Bu sosyal fobi genellikle topluluk önünde konuşmada kişinin çok sıkıntı yaşadığı bir durumdur. Bu mesela ergenlik zamanında. Bana mesela bir danışanım gelmişti. Ergenlik zamanında ilk kez hani bir konuşmak için çıktığını söylemişti. Orada mesela fark ettiğini söylemişti. Ya ben de hani böyle bir şey oldu gibi bir belirtiyle fark ettiğini söylemişti. O yüzden ergenlik dönemi diyebiliriz. Çocuklarda da durum şöyle olabilir. Çocukken biz şimdi anksiyetenin başlama durumu çocukken belki çok fazla ebeveynlerimiz tarafından ihmal edildiğimizde veya ebeveynlerimiz tarafından çok fazla baskı altına alındığımız zaman ya sen sus, hiçbir şey yapmazsın, ya sen hiçbir işi düzgün yapamaz mısın gibi ne yazık ki ebeveyn modellerimiz var. O yüzden hani çocuğa bu durumda şey inancını yüklüyoruz biz. Ya ben yeteneksiz biriyim, ben işte beceriksizim, ben bunu yapamam. O yüzden bunu yüklediğimiz için çocuk şöyle oluyor. Bu şekilde büyüyor ve genelleştirilmiş bir anksiyete. Ya ben şimdi çıkacağım mesela topluluk önünde konuşacağım ama ya herkes bana gülerse ya ben gene bir işi düzgün yapamazsam gibi bir algı oluşabiliyor çocukta ve bu da ne yazık ki hani ebeveynlerin burada çok büyük bir rolü var aslında. Çocuğa mesela bunun en güzel şeyi şu olabilir. Çocuğa kendini ifade etme şansı vermek. Çocuk kendini ifade edebilmeli. Bunu yapabilmeliyiz biz. Ebeveynler olarak belki de çocuğumuza birazcık daha duygularını ifade etmeyi öğretebiliriz. Bunu yaparsak daha iyi bir gelişim göstereceğini düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi o hani çocuklukta yanlış ebeveyn modellerinden belki temel oluşabiliyor. O temel oluştuktan sonra biraz daha hani büyüdükten sonra kendimizi tanımaya başladıktan sonra çıkabiliyor. Genellikle şunu da söyleyeyim. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla anksiyete görülüyor. Evet. Şimdi kadınlar biraz da hani belki de yatkın oluyorlar bu şeye. Çünkü şöyle bir şey var. Biz toplumsal normlar dediğimiz bir norm tablomuz var. O tabloda kadınlar biraz daha hani bastırılan işte ne yazık ki yani belki şu an bu algı biraz daha yıkılıyor. Yani inşallah daha da yıkılır. İnşallah. Hepimizin temennisi o yönde. Biraz daha hani yıkılır umarım. O kadınlara hani sus işte sen evden çıkma gibi bir algıyla büyütüldüğü için kadınlar biraz daha hani genelleştirilmiş kaygı bozukluğu yaşamaya eğilimli olabiliyorlar. Özellikle bu 30 yaşlarına geldiklerinde vesaire hani biraz da evin yükünü, çocuğun yükünü kendine aldıklarında kadınlar biraz ya ben şimdi ne yapacağım gibi bir algıya bürünebiliyorlar. Peki. Şimdi risk faktörlerini birazdan konuşacağız. Bu noktada kadın olmayı yine sizlere de soracağım Berin Hanım ama onun öncesinde kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Değerli izleyenler, reklamdan sonra Berin Doğan'la anksiyete bozukluğunu konuşmaya devam edeceğiz. Erken Teşhis Programı'nda psikolog Berin Doğan'la anksiyete bozukluğunun sebeplerini, kendisinin tam olarak ne olduğunu konuştuk. Sırada risk faktörleri var, tedavi yöntemleri var, türleri var. hala bizleri izlemeye devam ediyorsanız, işte burası biraz daha ballı kısmı. Neden daha ballı kısmı? Çünkü hepimiz bir anksiyeteye sahibiz ve bunu nasıl düzeltirizi bu bölümde anlatacağız değerli izleyenler. Evet Berin Hanım, en son belirtilerinden bahsettik. Kadın olmanın, hakikaten anksiyete sahibi olmanın artık şartlarından bir tanesi olduğunu da söyledik. Kadın olmak demişken risk faktörlerini de sayalım. Bir insan nasıl anksiyeteye sahip olur? Yani bunun oluşmasının sebepleri nelerdir? Şimdi şöyle, az önce de hani biraz bahsettik, bu konuya değindik. Özellikle dedik hani belki kız çocukken hani biraz daha hani kızların şöyle, aslında bizim ülkemiz değil, aslında tüm dünyada bu böyle ne yazık ki. Biraz daha hani çağın gereklilikleri şu an belki biraz değişiyor. Biraz daha hani kadınlar toplum hayatına katılıyor, toplumda hani aktif rol alıyorlar. Bu şekilde hani birazcık daha bu azaltılabiliyor belki kaygı, ama öncesinden bu kadın olmanın bize kazanları bazı kötü taraflar da oldu. Mesela bu anksiyete gibi. Çok fazla çünkü iş yükü binebiliyor ne yazık ki. İçeride hem hani çocuk bakma öğretiliyor. Mesela küçük yaşlardan itibaren yemek yapmak öğretiliyor. Hani bu gibi şeylerle birazcık daha hani kadınlar anne ve babadan geç ayrılıyor aslında. Bizim ayrılma dediğimiz şey güvenli bir bağlanmanın sonucunda oluşan bir ayrılma söz konusu olması lazım. Kişi anne ve babasından artık farklı, ben bir bireyim, biraz daha hani dış dünyaya yönelebilirim diyebilmesi gerekiyor. Bunu erkekler biraz daha hani ailelerinin sayesinde iyi başarabiliyor aslında. Çünkü erkek küçük yaşta biraz daha hani dışarıya okumaya gönderiliyor mesela. Orada hani kendi kendine bir şeyleri başarabildiğini görünce biraz da kendine olan güveni gelebiliyor. Bu yüzden belki kaygı azalmasına sebep olabiliyor. Ama onun dışında biraz da hani kadınlar daha fazla mesela ailelerin yanında okutuluyor genellikle. Evet. Veya hani çok fazla dışarıya şey yapılmıyor, çıkartılmıyor belki, ama burada kadın olmak şimdi bu birazcık yıkılıyor. Hani şükürler olsun ki biraz evet, daha hani bu noktada bilinçlenmeye başlıyoruz. Biraz hani kız çocuklarına erkek çocuklarıyla olan hani davranışlar gibi şeyler de gösterebiliyoruz. Ebeveynler bunu yapabiliyor artık. Biraz daha hani kendimiz bilinçlendikçe çocuklarımıza da o yönde yaparak biraz da risk faktörlerini azaltabiliyoruz şu anda. Ama şöyle, bunun bir temeli oluşuyor çocukken. O dediğim gibi o işte yetersizlik, çaresizlik hisleri oluşuyor. Bunun üstüne dışarıdan, dışarıya çıkınca birey ne yapacağını bilemiyor. Nasıl hareket edeceğini bilemiyor. Aslında bunun kazandırılması gerekiyor. Çünkü bunu kazandırmazsak bu bir risk faktörü oluşabiliyor. Böyle. Evet. Yani daha çocuk yaşlarda ebeveynlerin özellikle çocuklarının ileri yaşlarda anksiyete sahibi olmasını istemiyorlarsa fazla baskıdan kaçınmaları gerekiyor. Kesinlikle. Onların da birer birey ilerleyen yaşlarda kendilerine ait bir yaşantılarının olacağının bilmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Kadın olmak bunlardan bir tanesi dedik. Evet, topluma daha fazla giriyorlar ve toplum bu konu hakkında bilinçleniyor. Kadın olmak bir faktördür anksiyeteye sahip olmak. Bu maddeyi söylemek bile hakikaten, yani şu programın içerisinde bunu söylemek bile çok üzücü, ama hakikaten de öyle. Umarız bu günlerden sonra, özellikle geçtiğimiz günlerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Evet. Dünya Kadınlar Günü var dünyanın ve umarız kadınların topluma daha rahat çıktığı, toplumun içerisinde kendine hakikaten bir yer bulabildiği bir dünya ümidiyle, bir dünya dileğiyle diyelim. Peki risk faktörleri bunlardı, ama bir de anksiyete bozukluğunun türleri varmış Berin Hanım. Evet. Yani bitmiyor. Evet, bitmiyor. Bizim yani çok şekilde, geniş bir şey. Şimdi şöyle, bizim bir psikopatoloji kitabımız var. Gerçekten 2000 sayfa falan, orada bütün hastalıklar var. Ve bu ya, anksiyete bozuklukları çok geniş bir kapsamlar. Kesinlikle. Bu spesifik fobi, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, panik atak, bu panik bozukluk dediğimiz şey, hepsi anksiyetenin içinde. Şimdi şöyle, türleri spesifik fobi. Spesifik fobi nedir? Bundan kesinlikle korkmanıza gerek yok. Çünkü spesifik fobi çok rahat tedavi edilen bir hastalık türüdür. Mesela Bir örümcekten korkma, aşırı bir korkusu var. Mesela yılan korkusu, benim en çok duyduğum korku sanırım, korku çeşidi. Yılan korkusu, yılandan çok korkma. Mesela köpek korkusu. Bunlar artık hani belli bir türe ait olan korkular. Belli, mesela sadece köpekten korkuyor. Onun dışında hani bir genelleştirilmiş kaygı bozukluğu yok. Sadece bir köpekten korkuyor veya bir hani kediden, mesela kediden de çok korkan insan var. Kediden korkma. Evet. Şimdi bunun sebebi hani biraz değinecek olursak sebebine şu şekilde oluşabiliyor. Birazcık öğreniyoruz aslında biz bunlardan korkmayı. Çünkü daha önce mesela hiç etrafında bir aslanla karşılaşan var mı? Hiç zannetmiyorum ama yani. Ama aslandan korkuyor değil mi? Evet, ama aslandan korkuyoruz. Neden? Çünkü bizde bu öğretilmiş. Bak, aslan bir tehlike, orada bir tehlike unsuru ve biz bundan korkuyoruz. Biz bunu öğrenmişiz. Mesela çok tıp literatüründe ve psikoloji literatüründe çok önemli bir deney vardır. Küçük Hans deneyi diye bir deney. Evet. Küçük Hans deneyi belki hani siz de biliyorsunuzdur, yani çok ünlüdür. Orada mesela bir çocuğa koşullama yoluyla beyaz tavşan getiriyorlar önüne. Daha öncesinde o beyaz tavşanı işte seviyor, okşuyor çocuk güzelce bir şekilde. Sonra o beyaz tavşanı verirken yanına bir de oradan bir korku sesi veriyorlar. Böyle bir ürkütücü, çok ürkütücü bir ses veriyorlar. Ve bunu sürekli o tavşan her çıktığında gösteriyorlar. Böyle böyle ona koşullanıyor Küçük Hans. Ve sadece o beyaz tavşanı görünce böyle artık ağlıyor mesela, çok kötü oluyor, kendini kötü hissediyor. Sadece ona değil, beyaz olan her şeye tepki vermeye başlıyor bu sefer. İşte biz bunu öğrenme diyoruz. Buna biz ne yazık ki yani bu şekilde öğrenebiliyoruz spesifik korkularımızı. Mesela bir örümcek korkusu. Aa bak, burada bir tehlike var. Bu bana zarar verebilir. Bunu öğreniyoruz ve bu yüzden spesifik korku dediğimiz şey oluşabiliyor ne yazık ki. Onun dışında sosyal fobi var. Sosyal fobi belki de hani çok sık rastlanan bir şey oluşabiliyor. Mesela kişi, benim danışanlarım da oluyordu mesela, şeyde yemek yemiyor, dışarıda yemek yemiyor mesela. Çok çekiniyor dışarıda yemek yemekten. İşte ya insanlar bana bakarsa. Şimdi sosyal fobide şöyle bir şey var. Biz bilinmeyen, yani bizim o algıladığımız gözler var. Ama yok aslında o gözler, ama sanki herkes bize bakıyormuş gibi hissediyoruz. Sanki herkes bizi izliyormuş gibi hissediyoruz. Yemek yerken, başka bir etkinliğe katıldığımızda, yeni bir ortama girdiğimizde herkes bizi izliyormuş gibi hissediyoruz. Algılanan gözler var. Ama aslında öyle bir şey yok yani. Hani kimse sizi izlemiyor, onu söyleyeyim yani. Ama gerçekten bunu sosyal fobik hastalar o şekilde algılamıyor ne yazık ki. Sanki herkes bana bakıyormuş, sanki herkes beni izliyormuş. Ya yemeğimi işte akıtırsam buraya bana ayıplamazlar mı? Bana işte ne yaparlar gibi düşünceler oluşabiliyor. Sosyal fobinin en hani önemli özellik değildi. Yani en önemli hani kendini gösteren belirtisi topluluk önünde konuşmadır. Bu çok fazla insanlarda olabiliyor ve ne yazık ki bunun yüzünden kaçan iş fırsatları mı dersiniz, hani böyle yükselememe mi dersiniz, her şey ne yazık ki buna eşlik edebiliyor. İnsanlar mesela çıkacak, topluluk önünde konuşması gerekiyor. Bir sunum yapması gerekiyor en basitinden. Ya mesela özellikle özel sektörde olanlar bunu çok iyi bilirler. Yapman gerekiyor ki yükselebilesin bazı şeylerde. Ama yapamıyor. Ne oluyor? Geliyor mesela, ya ağzı kuruyor, eli kuruyor. Ondan sonra bir elleri titremeye başlıyor. Kendini ifade edemiyor. Kesinlikle. Kelimeler sürtmeye başlıyor ağzına. Ya diyor, ya bana gülerlerse şimdi ben ne yapacağım hani? O zaman ya benim yetersiz olduğumu düşünürler. Benim mükemmeliyetçi olmam gerekiyor ki ben onlara çok iyi bir sunum yapabileyim. Aslında böyle düşünmek çok yanlış. Çünkü mükemmel değiliz. Hani mükemmel olmaya çalışmamalıyız. Çünkü iyi olmak aslında yeterli. Şunu unutmamalıyız ki gerçekten mükemmel iyinin düşmanıdır. Yani şöyle, iyi olabilmeliyiz, yeterli olabilmeliyiz ama mükemmel olmaya çalışmamalıyız bence. Çünkü bu ne yazık ki hani bize fazla kaygıya sebep olabiliyor. Topluluk önünde konuşurken çok fazla endişe etmemize sebep olabiliyor. O yüzden hani biraz daha bunu baskılayabilmeliyiz diye düşünüyorum. Bence bunun için şunu da yapmamız gerekiyor Berin Hanım. Özellikle kendimiz zaten mükemmel olmayışımızın kabulünü yaptıktan sonra karşımızdakilerin, etrafımızdakinin, yaşadığımız sosyal çevrenin de mükemmel olmadığını, insan denilen varlığın zaten genelde hatalar yapabildiğini kabullenmemiz gerekiyor ki kendimizi o an daha rahat hissedelim. Yani bunlar hakikaten günümüzde her ne kadar biz duymasak da insanların yaşadığı problemler, sosyal fobi, spesifik fobi, yani bunlar hakikaten duyduğumuz, genelde okuduğumuz, haberleri dahi çıkan, artık bastırılıyor bir şekilde ve işte diyelim ki bir beyaz bir şey görüyor Hans deneyi gibi ve savaş ya da kaç metoduyla birlikte artık kaçacak delik bulamayınca kendine savaşıyor ve bir şekilde zarar veriyor karşısındakine. Evet. Herhangi bir beyaz olabilir bu. Beyaz bir şey saldırıyor, belki bu 30 yaşında 35 yaşında da ortaya çıkabiliyor. Sonra biz de akşam 19.30 ana haber bültenlerini de hep beraberce izliyoruz. İzlemememiz için buna bir şekilde tanı konulması, teşhis konulması ve tedavi yapılması gerekiyor. Bu nokta nasıl ilerliyor? Hakikaten zor. Evet, çok zor. Şimdi şöyle, bizim özellikle bu genelleştirilmiş kaygı bozukluğunda bilişsel davranışçı terapi dediğimiz bir terapi çeşidimiz var. Onunla birlikte hastaları geri hayata kazandırabiliyoruz. Artık kaygı düzeyini azaltabiliyoruz. Buna nasıl yapabiliyoruz? Genellikle bizim çok kullandığımız bir yöntem, özellikle spesifik fobide çok kullandığımız bir yöntem vardır. Maruz bırakma. Yani o danışan elbette direktman önüne bir örümcek atıp böyle geri çekilmiyoruz ama bunu yavaş yavaş biraz daha alıştıra alıştıra, önce mesela örümcek fotoğrafları göstererek veya bir yılan fotoğrafları göstererek biraz daha alıştıra alıştıra kademeli bir şekilde tedavimizi ilerletebiliyoruz ve spesifik fobiler gerçekten 1-2 seansta halledilebiliyor çok kısa bir sürede. Ancak sadece bu spesifik fobilere özgü, diğer kaygı bozuklukları biraz daha uzun zaman alabiliyor. Evet. Çünkü onun altına yatan temeller oluyor. O temelleri iyileştirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında tedaviyi başlatmamız gerekiyor. Şimdi şöyle, gerçekten psikoloğa gitmek bir delinin yapacağı şey değil. Evet. Bakın, bizim çok ünlü bir sözümüz vardır. Siz de elbette duymuşsunuzdur. Gerçek hastalar gelmez, hastaların hasta ettikleri gelir diye. Evet. Çok ünlü bir sözümüz var. Gerçekten öyle. Gerçek hastalar aslında gelmiyorlar bize. Çünkü hasta olduklarını kabul etmiyorlar, zorluk çekiyorlar belki. Ama artık toplumu biraz daha bilinçlendirmek gerekiyor. Burada ekran başındaki izleyiciler de gerçekten kendilerini olduğumuz gibi kabul etmemiz gerekiyor. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz. Bak ya, benim buyum var. Ben bunu bir ruhsal hastalık, evet bu, ama bunu tedavi ettirmem gerekiyor. Şimdi insanlar bedeninde bir şey olduğu zaman, bir yara çıktığı zaman hemen gidiyorlar hastaneye, koşa koşa gidiyorlar. Orasına baktırıyor, burasına baktırıyor. Doktor diyor ki senin psikolojik sorunu, ama psikoloğa gelmiyor. Çünkü ruhsal durumumuzu çok fazla önemsemiyoruz belki. Ama bunun önemsenmesi gerekiyor işte. Çocuklarımıza, ebeveynler de çocuklarımıza bu konuda eğitim vermeliyiz. Onlara duygularını ifade ettirebilmeliyiz. Bakın bu özelliği kazandırabilmemiz gerekiyor. Çocuklara duygularını ifade ettirebilmemiz gerekiyor. Çocuklar bir üzüntü yaşadıklarında, bir sevinç yaşadıklarında bunu ifade edebilmelerini sağlarsak eğer, bu tarz ruhsal hastalıklara, ruhsal sıkıntılara duyarlı olup, bak ya ben şu an kendimi çok üzüntülü hissediyorum, çok kaygılı hissediyorum deyip gerçekten probleminin farkına varıp bize danışabiliyorlar. O noktada bunu birazcık kazandırabilirsek bizim için iyi olabiliyor. En azından tedaviye gelme noktasında bile bir bilinçleri oluyor. Ve bunu yapmakta hakikaten çok önemli. Maruz bırakmak dedik spesifik fobide. Özellikle aşıların içerisinde de böyledir. Özellikle Covid aşısı da bunlardan bir tanesi, inaktif. İçerisinde Covid-19 var. Şimdi bunu hiç duymayanlar vardır. Evet, aşıların içerisinde bulunan, yani kurtulmak istediğiniz hastalıkların belirli bir miktarı genelde bünyeye verilir. Bağışıklık kazanılması sağlanır ve daha sonrasında sizin hasta olmamanız durumu gelişir. Anladığımız kadarıyla psikolojide de böyle. Bir şekilde hastalıkla yüzleşiyoruz, onunla savaşıyoruz. Onu yenebildiğimiz takdirde artık o bizim korkumuz olmaktan çıkıyor. Peki yaygınlaştırılmış anksiyetede, panik ataklarda, özellikle travma sonraları gelişen panik atakları atlatabilmekte zor oluyormuş diye duyduk. Bunların tedavileri nasıl oluyor? Şimdi şöyle, aslında şurada bir noktada siz zaten gerekiyor. Tabii ki. Bakmayın. Tabii ki. Şimdi savaşmayacağız aslında. Savaşmayacağız. Evet. Kaçacağız. Kaçmayacağız da. Peki. Şimdi şöyle yapacağız. Bir hastalık belirtisi hissettiğimizde kendimizde bunu kabul edeceğiz. Bakın belki psikoloğa gitmeye çekinenler olur ama evde şu yöntemleri yaparak birazcık azaltabilirsiniz kaygınızı. Bir kaygı hissettiğiniz zaman bunu kabul edin. o kaygısı da gelsin. Bakın bu Risale-i Nur'da, sözlerde bakın kaç yüzyıl öncesinde yazılmış bir şey var. Diyor ki orada vesveselerle savaşmayın, onları kabul edin. Vesveselerden kaçarsanız bunlar sizi kovalar. Kaçmayacaksınız onlarla veya hani onları kabul edeceksiniz, size ait bir parçası olduğunu hissedeceksiniz. Bakın kaç yüzyıl öncesinden bu yazılmış ve şu anda bizim bilişsel davranışçı terapi dediğimiz terapinin teorik kısmı aslında bu. Bizim öğrendiğimiz tedavi biçiminin teorik kısmı. O yüzden bununla savaşmayacağız, kaçmayacağız bundan. Çünkü kaçtıkça bizi kovalayacak. Biz bir şey düşünmemek için uğraşacağız, bir vesveseyi düşünmemek için uğraşacağız. O yüzden bizim üstümüze gelecek bu. Bak işte ben buradayım, hani düşün beni. Mesela şu anda ben konuşurken üstümde bir pembe tavşan olduğunu düşünün mesela. Şu anda o pembe tavşanı yok sayın. Hiç düşünmemeye çalışın. Şimdi şu anda muhtemelen ekran başındakiler sürekli pembe tavşanı düşünüyor. Yani o yüzden bununla savaşmayacağız, kaçmayacağız, bunu kabul edeceğiz. Bunu düşünmemeye de hani yani şöyle düşüneceğiz. Bunu düşünmekten kaçmayacağız, kabul edeceğiz. Bak şu anda ben anksiyete yaşıyorum ve özellikle hani bu panik atakta kalbin çok hızlı çarpması, kalp krizi geçiriyorum hissi oluşuyor mesela insanlarda. Evet. O yüzden şunu söyleyeyim. Psikolojide panik atakta tedavisi o şeylerde başvuran insanlar genelde hastanelerin acil servis bölümüne başvurur. Psikoloğa gelmezler. Neden? Çünkü bir bedensel belirti, kalp krizi hissediyorum hissi oluşur. O yüzden bizde aslında genel toplumda bu birazcık düşüktür sayısı. Mesela %10'larda bir seyir eder toplumun genel görülme sıklığında. Aslında daha fazla. Ama insanlar başvurmuyor. Problem bu. Onu da halledebilmek için biraz daha mesela araba sürerken sadece yaptığınız işe odaklanın. Anda kalın. Buna mindfulness da deniyor. Anda kalmak önemli bir şey. Anda kalacaksınız. Mesela bir panik atak yaşıyorsanız eğer burada şunu yapacaksınız. Şu anda ben mesela çay içiyorum. Çayın rengi kırmızı. Masa var önümde. Masanın rengi kahverengi. Koltuk var, sarı koltuk. Bunları sayarsanız eğer o düşünceden yavaş yavaş kurtulmaya başlayacaksınız. Anda kalacaksınız ve bu şekilde panik atağınızı dindirebileceksiniz. Bu çok önemliydi. Ben az önce savaş ya da kaça bir geri dönmek istiyorum. Çünkü mahalleye kadar inmiştir. Yani Sait Nursi'nin yüzyıllar önce söylediğini, bugün bilişsel terapide kullanılan yöntemlerin de olduğu noktalar aslında küçükken biz mahallede top oynarken bir köpek geldiğinde kaçma, kaçarsan kovalar. Evet. Ve savaşma da, taş da atma kendisini, o zaman daha da hırçınlaşır kendisi, hırçınlaşabiliyor derlerdi. Aslında mahallemize kadar inmişti bu psikolojik problemlerin çözümleri. Kabulleneceğiz yani. Evet, kabulleneceğiz. En basitiyle. Hı hı. Kabullendikten sonra bizden olduğunu, bunun hayatın bir gerçeği olduğunu ve bununla da yaşayabileceğimizi, hı hı, yarınları görebileceğimizi kendimize addedersek daha rahat bir hayat mı bekliyor bizi? Kesinlikle. Bunu kabul edeceğiz. Böyle bir rahatsızlığımız olduğunu kabul edeceğiz ve bununla gerçekten kendi benliğimize ait olduğunu ve bunun hani tedavi biçimlerinin de olduğunu unutmamak gerekiyor. Tedavi için başvurabilirsiniz. Bu konular hani gerçekten şöyle, ruhsal hastalıklar belki evet biraz seans olarak uzayabiliyor hani tedavileri vesaire ama gerçekten sonunda çok iyi bir geri dönüş alabiliyor, çok iyi bir prognoz sergileyebiliyorlar. O konuda bizim için önemli. O yüzden bundan kaçmayın, savaşmayın, sadece durun, o gelsin, bekleyin, o vesveseyi, kaygıyı bekleyin. Daha sonra o gelsin, size böyle kulağınıza fısıldasın ya, fısıldasın, söylesin. Ama siz ona bir tepki vermeyin, bir cevap vermeyin. Sadece anda kalmaya çalışın ve bu şekilde kendi kendinizin biraz da kaygısını dindirebiliyorsunuz. Evet, yani toplumun normlarına daha rahat alışmak için ilk önce şu anda kalmak benim oldukça hoşuma gitti mesela. Her insanın anksiyeteye sahip olduğunu düşünürsek bu hepimizin işine yarayabilecek bir şey de belki. O an hakikaten stresli, böyle atak halinde hissettiğimiz, kendimizi iyi hissetmediğimiz noktalarda belki de birkaç şeye odaklanabiliyor olmak bizi hala ayakta tutan, evet, şeylerden bir tanesi, evet, oluyor. Peki bu noktalarda az önce çok yüz güldürücü sonuçlar aldığımızı söyledik tedaviler ve terapiler sonrasında ama hakikaten insanları topluma kazandırabiliyor muyuz? Kesinlikle. Şimdi gerçekten çok değişim olabiliyor. Bize ilk geliyorlar mesela, çok gerçekten kendilerini çok kötü hissediyorlar. Evden dışarı çıkmak istemiyorlar. Mesela agarafobi oluşuyor. Dışarıda kapalı alan korkusu diyoruz biz buna. Çıkıyoruz mesela, insan panik atak geçirir. Mesela öyle bir danışanım vardı. Panik atak geçireceğini mesela hissediyor. Metroya binemiyor. Trene binemiyor. Hiçbir yere binemiyor. Ya ben orada panik atak geçirirsem de bana hiç kimse yardım edemezse veya yanında birisi olmadan dışarıya çıkamıyor. Bakın bunlar çok ciddi problemler. Ancak bunların çözümü var. Gerçekten hani eğer siz istekli olursanız bu konuda, gerçekten kendinizi değiştirmeye kabul ederseniz, bak evet benim böyle bir hastalığım var ama ben bunu değiştirebilirim. Ben bunu güzel bir şekilde yönetebilirim derseniz, bu noktada çok güzel tedavi seçenekleri mevcut. Gerçekten hani 3 tane ya şöyle, ben sadece psikoloji tarafından ilgilenme değil. Bakın bizim fiziksel, beden, ruh sağlığımız ikisi birlikte çalışıyor. Doğru. Bedenimizle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela fiziksel aktivite yaparsak eğer, hani sürekli olarak bir mesela diyet yaparsak, yediklerimize dikkat edersek. Burada mesela ben görüyorum hani diyetisyenler de çıkıyor. Gerçekten çok güzel bilgiler veriyorlar. Aslında psikoloji dediğimiz şey hepsiyle birlikte ortak çalışan multidisipliner bir yaklaşımdır. O şekilde hani kendimize hem hani fiziksel olarak, ruhsal olarak tedaviyi birlikte yürütebiliyoruz. İnanmak başarmanın yarısıdır da diyoruz. Çok da güzel anlattınız diyoruz. Çok keyifli bir program oldu. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Anksiyeteyi anladığımız, tedavi edilebildiğini gördüğümüz, bunun ciddi bir problem olduğunu, bunu kabul etmemiz gerektiğini, toplumun bunu kabul etmesi gerektiğini ama tedavi edilebildiğini de açıkladığınız bir program oldu. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için gerçekten. Çok keyifli bir program oldu benim için de. Çok teşekkürler. Nicelerini diyoruz efendim. Evet, Erken Teşhis Programı'nda bizler yine sağlığı paylaşmaya ve çoğaltmaya çalıştık değerli izleyenler. Anksiyete de bir sağlık problemidir. Belki ruh sağlığı problemidir. Bunlara da dikkat etmemiz gerekir. Çünkü yarın bir gün fiziksel sirayetlerini kendimiz üzerinde görebiliriz. Lütfen etrafınızda böyle insanlar da varsa muhakkak uzmanlara danışmalarını söyleyin. Kimse deli değildir efendim. Hepimizin bu tarz problemleri olabilir. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın ve sağlıklı kalın.